Yiğit bir cevap arıyor. Fırat'la ilgili bir cevap. Aklındakilerinin ne kadarını bana yansıtıyor bilmiyorum ama... Fırat'ın bu fedakarlıkları kafasında dönüp duruyor. Oh, sen de onu gaza getirip duruyorsun tabii ha? E tabii canım. Öyle gaza getiriyorum ki hızımı alamadım, buraya senin yanına geldim. Ya Nur, bırak Allah aşkına ya. Fırat ve benim için endişelendiğini iddia etmeyeceksin herhalde değil mi? İzninle. Tabii ki de sizin için endişelenmiyorum. Allah Nurcuğum, sen Yiğit için istediğin kadar endişelen. Benim bu düştüğüm zor durumdan zevk almadığını iddia edemezsin değil mi? Tamam ya, tamam. Ben niye geldim ki buraya? Neden uğraşıyorum ki ben seninle? Seni hiç tanımıyormuşum gibi neden uğraşıyorum? Siz iki entrika mühendisi ne yapar ne eder, bundan da sıyrılmanın bir yolunu bulursunuz. Benim uyarılarıma ihtiyacınız yok. Öf, tamam be. Tamam, gel. Gel, madem bir şey attın ortaya, devamını getir. Detay ver. Ne düşünüyor Yiğit? Ne var aklında? Önce şunu fesat kafana bir sok. Ben gerçekten Yiğit'in sizinle ilgili bir şey öğrenmesini istemiyorum. İşin ucu oynadığınız o iğrenç oyuna gelirse... neler olabileceğini ikimiz de çok iyi biliyoruz değil mi İclal? Kolyen gibi olay kopar İclal. Yiğit'i yapabileceklerinden korumak için... o iğrenç sırrınızı korumak zorundayız. Yiğit'in içine kurt düştüyse onun peşinden gider. Onu tanıyorsun. Fırat da sen de artık her zamankinden daha dikkatli olmak zorundasınız. Ne demek ya dikkatli olmak zorundasınız, he? Ne ima ediyorsun? Sen ne ima etmeye çalışıyorsun? Laflara bak laflara. Allah Allah, ben niye dikkatli olacakmışım ya? Sanki benim aramda Fırat'la bir şey varmış gibi ne biçim konuşuyorsun sen? Bir şey ima ettiğim yok. Önce bir sakin ol. Fırat'la aranda bir şey olmadığını da... o zavallının duygularının tek taraflı olduğunu da biliyorum. Hiç değilse şimdilik. Ama ya! Üf, ama bak yine aynı şeyi yapıyorsun. Hep bir ima, sürekli bir ima, bir laf sokmalar falan ya. Köpürme hemen İclal. Sadece duygulardan bahsediyorum. Neden olmasın? Adam bana kalırsa en az senin Yiğit'e olduğun kadar... sana takıntılı. Yani o tuhaf duygusuna tertemiz bir aşk diyemem ama... Bir dakika Nur Hanım, bir dakika. Sen orada bir dur bakalım. Ha, seninki büyük aşk, benimki takıntı, öyle mi? Ya arkadaş, sen ne kadar yüzsüz, ne kadar arsız bir kadın. Aa, tamam. Konu ben değilim. Senden ve Fırat'tan bahsediyoruz. Bak ya, hala ne diyorsun ya? Fırat'la ben diye bir şey yok. Sen anlamıyor musun? Basmıyor mu senin o kafan? Allah Allah, bir de yazayım, eline mi vereyim Nur ya? Fırat'ın sana olan duygularını sağlıklı bulmuyorum. Bize oynadığınız o iğrenç oyundan sonra o hastalıklı duygularına da saygı duymuyorum. Ama biliyor musun? Belki sen Yiğit takıntından vazgeçebilseydin o hastalıklı duyguların adı gerçekten aşk olabilirdi. Yok ya. Yok ben seni anladım. Vay be, kadındaki kafaya bak be. Ben Fırat'a şans vereceğim, sizin yolunuzdan çekileceğim değil mi? Oldu güzelim, oldu. Masaj da ister misin yanında ha? Umutsuz vakasın İclal. Ne demek istediğimi anlamıyorsun bile. Gerçekten merak ediyorum. Ne yapacaksın sen? Hayatını Yiğit'le benim aramı bozmaya mı adayacaksın? Gençliğini, seni asla beni sevdiği gibi sevmeyecek bir adam için, onu zorla elde etmek için oyunlar oynayarak mı harcayacaksın? Ucuzsun. Sen gerçekten çok ucuzsun. Resmen beni Fırat'a yönlendirmeye çalışıyorsun. Sen utanmadan, sıkılmadan beni çocuğumun babasını kuzenine itiyorsun. Sen ama utanmadan, sıkılmadan çocuğunun babasının kuzeninden hamile kaldın değil mi? Bak. Eğer bu işi bu kadar çok çirkinleştirmeseydiniz... bir an düşünmez, Yiğit'e... Fırat'la birbirinize bir şans verirseniz mutlu olma ihtimalinin olduğunu söylerdim. Bunu sana kötülük olsun diye değil. Aksine hayatta gerçekten seni bir şekilde seven biriyle bir şeyler yaşama ihtimalin olsun diye yapardım. Ve ister inan, ister inanma, olaylar bu kadar çirkinleşmiş olmasaydı bence Yiğit bile Fırat'ın duygularını anlamaya çalışabilirdi. Çünkü o da senin mutlu olmanı isterdi. Sen hayal dünyasındasın ya. Beni o kadar aşağılıyorsun ki, Yiğit'in beni umursamayacağından o kadar eminsin ki. Neredeyse Yiğit eski karısı ve kuzeni birlikte olsun diye sırtınızı sıvazlar diyeceksin be. Sen uçmuşsun. Sen benim hayatımda gördüğüm en terbiyesiz kadınsın be. Ayrıca artık şundan da eminim. Yiğit'i Fırat diye dolduran sensin. Sana bir şey söyleyeyim mi? Sen o Fatih var ya Fatih. Sen onu da sırf bunun için kullanıyorsun. Pardon? Fatih mi? Ay sen gerçekten paranoyaksın İclal. Kendin o kadar güvenilmez, o kadar fesat bir insansın ki benden de kötülük ve fesatlık bekliyorsun. Ya bırak! Bırak artık şu havalı lafları bir kenara bırak ya. Fırat duymuş o ikisini konuşurken. İkisi tartışıyorlarmış. İkimizin adı geçmiş, çocuk kulaklarıyla duymuş. Sen var ya sen, sen ilk aşkını bile Yiğit'i elinde tutmak için kullanacak kadar gözü kara bir kadınsın sen. Tamam, tamam ya. Ya ben neyi konuşuyorum ki boşu boşuna? Ne yaparsan yap. Ama Yiğit'in başını belaya sokacak bir şey yapma. İclal. Hı? Bak, akıl hocan da geldi. Hadi. İstersen bu konuyu da annene bir danış ha. Ne iş var bunun burada? Ha? Ne diyor bu? Sana yardım etmeye çalışan da kabahat zaten. Tabii ya. Ben neredeysem siz oradasınız. Harika.